Merhaba arkadaşlar. Mortuit 1 kitabımızın 57. metnine sizlerle birlikte ulaştık. 57. metnimiz yine 53. metnimizden itibaren işlediğimiz yiyecek ve sağlık konuları içerisinde. 72. metnine kadar Food and Health başlığına devam edeceğiz. 73. metnimizde yeni bir konu Ocean, okyanus konusuna geçeceğiz. Bu metnimizin alıştırmalarına da bu videoda değineceğiz. Birlikte alıştırmalarını da yapacağız. Parçamızın başlığı Meat. No thanks. Bir soru soruyor. Meat, et ister misiniz diyor. No thanks. Hayır, teşekkürler. Yine buna bir benzer kelime var. Meat, et demek. Meal ise bu öğün demek veya yemek anlamına geliyor. Even today, bugün bile, although many people are aware of the importance of a health diet, a vegetarian is often met with suspicion or at least with surprise. Bugün bile pek çok insan sağlıklı bir diyetin ya da öğünün, buradaki diyetin de iki anlamı var. Ya diyet demektir ya da öğün demektir. Yani zayıflamak için yaptığımız diyet anlamına da gelebilir. Meal anlamında, öğün anlamına da gelebilir. Pek çok insan sağlıklı bir diyetin öneminin farkında olmasına rağmen bir vejeteryan sık sık bir kuşku ya da en azından bir sürpriz ile ne yapar? İzmet karşılaşır. Meet fiilinin, karşılaşmak fiilinin ikinci hali met. Karşılaşmak. Although mouth express polite interest, eyes say that a vegetarian is a crank. Yine burada da although yapısı var. İki ayrı cümle. Mouth, ağızlar, express ifade eder etmesine rağmen neyi? Polite interest, kibar ilgi ifade etmesine rağmen gözler ne söyler? Bir vejeteryanın ne olduğunu, garip bir kimse. Crank diye de Türkçemize geçmiş. Bu normalde araçlarda bulunan hani crank mili diyoruz. Crank orada dönmek, kıvrılmak anlamı var. İsim olarak ise saplantı, acayip kimse, garip kişi anlamına geliyor. Yani insanlar ağızlarıyla, dilleriyle güzel şeyler söyleseler de aslında insanların gözleri vejeteryanların, bir vejeteryanın garip bir kimse olduğunu söyler. Someone, bir kimse, to be regarded only with suspicious curiosity or distrust. Someone, nasıl biri, to be regarded with, kabul edilen biri, karşılanan biri, yani şöyle olduğu kabul eden biri, nasıl, şüpheli, şüpheli, meraklı ya da güvensizlikle karşılanacak bir kimse. Suspicious, meraklı, daha doğrusu şüpheli demiştik. Curiosity'de buna meraklı da diyebiliriz, ilgili, antika. Veya tuhaf diyebiliriz. Tuhaf tipte. Tuhaf tipte şüpheli bir kimse olduğunu olarak kabul edilen bir kimse. İnsanların gözünde aslında vejeteryanlar işte bu şekildedir diyor. Such attitudes were perhaps justifiable when the hippie movements of the 16th and 17th had just started. Böylesi davranışlar belki de ne yapılabilir 60'larda ve 70'lerin henüz başlarında başlayan hippie hareketi başladığı zaman böylesi davranışlar neydi? Belki de were justifiable, belki de hak verilebilir idi. Yani bu vejetaryenlere yapılan böylesi davranışlar aslında 60'lardaki ve 70'lerde hippiler ortaya çıktığı zaman
Belki buna hak verilebilirdi. Belki böyle şeyler kabul edilebilirdi, savunulabilirdi. Justifiable, kabul edilebilir, hak verilebilir, savunulabilir. Böyle şeyler belki ta o zamanlarda kabul edilirdi. Ancak şu an günümüzde kabul edilmez diye burada savunuyor. Vegetarianism as a conscious ideology or way of life was relatively new then and was associated with questioning accepted social structures and conventions. Vegetarianism ne olarak? Şuurlu bir ideoloji olarak, şuurlu bir ideoloji olarak ya da yaşam tarzı olarak vejetaryenizm nedir? Was relatively new. Nispeten yeniydi. Then neyden yeniydi? Ne zamandan? Then o zamandan. Hangi zaman o? 60'lar ve 70'lerden. 60'lar ve 70'lere göre nispeten daha yeni bir şeydi. And ve neydi? Was. Was nereye gidiyor? Aynı şekilde buraya gidiyor. Buradaki was'a gidiyor. Ne associate with, ne ile birlikteydi, ne ile birlikte çalışıyordu, ne ile birlikte kabul ediliyordu. Questioning, sorgulamayla accepted, kabul edilmiş, social structures, sosyal yapıları ve ortak düşünceleri, adetleri, gelenekleri, kabul edilmiş sosyal yapı ve adetleri sorgulamayla birlikte idi. Burada da bilmemiz gereken ifade şu. Be associate with ile birlikte olmak, bir şeyin ortaklığında olmak anlamında. Yine ile ilişkili olmak, ile alakalı olmak anlamına geliyor. Buradaki ifade de aynı şekilde neydi? Bu sorularla ilgilidir diye bu ifadeyi söyleyeceğiz. Not surprisingly, members of older generations still treat the vegetarians of the 2000s with a similar sort of suspicion or intolerance. Sürpriz bir şekilde değildi. Ney? Eski neslin üyelerinin hala 2000'li yılların vejeteryanlarına aynı şüphe, aynı tür şüphe ya da ne diyebiliriz? Toleransın zıttı. Intolerance. Hoşnutsuzlukla davranmaları sürpriz değildi diye söyleyeceğiz. Toparlayalım. Eski neslin üyelerinin 2000'li yıllarının vejeteryanlarına aynı tür şüphe ile ve hoşnutsuzlukla davranmaları sürpriz değildi. Eski nesil dedi de bu yine 60-70'li yıllara gidiyor herhalde. However, ancak today, bugün, vegetarians can be found everywhere. Vejetaryenler her yerde bulunabilir. Bulunabilir. As more information becomes available, more and more people are consciously turning to a meat-free diet. Pek çok bilgi daha erişilebilir, ulaşılabilir, uygun oldukça. Buradaki as'in manasına dıkça, dikçe diye vereceğiz. Diyeceğiz ki pek çok bilgi artık ulaşılabilir oldukça daha da fazla insan bilinçli bir şekilde, şuurlu ve mantıklı bir şekilde neye dönüyor? Artık etsiz öğünlere ne yapıyor? Dönüyor. Their reasons for doing so
Onların bunu yapmaktaki amaçları. Bakın. Onların bunu yapmaktaki amaçları nedir? Many, çoktur. And ve nedir? The potential benefits ve pek çok faydadır. Nasıl? Are even more ve hatta daha fazlasıdır. Hem çoktur hem de pek çok potansiyel faydadır bunu yapmalarının sebebi. Vegetarians have an enormous health advantage. Vejeteryanlar oldukça büyük sağlık avantajlarına nedir? Sahiplerdir. One of the major health problems, en temel sağlık problemlerinden birisi nedir? Modern toplumlardaki is not too little, küçük olmamaktır, az olmamaktır, oldukça çok az olmamaktır. Bakın buradaki too'nun amacı çokluk kastediyor ve abartıyı anlatıyor. But too much food, ancak çok fazla yiyecektir. Yani modern toplumların sağlık problemlerinin sebebi azlığın olmamasıdır. Fakat yiyeceğin çok olmasıdır anlamında. Especially, özellikle in the form of animal fats. Hayvan yağ çeşitlerindeki yiyeceklerin fazla olmasıdır. Medical evidence suggests that animal fats, sağlık kanıtları ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? Hayvansal yağlar, including içeren, bakın virgülden sonra gelmiş, içeren, ne içeren? Şimdi onları sayacak. Butter, yağ. Bir tane şey saydı. Pek çok şey de sayabilirdi. Bu, buradaki preposition, including fiilinin burada prep olmuş hali, içeren diye söyleyeceğiz. Yağ içeren hayvan, daha doğrusu butter burada tereyağı. Tereyağı gibi hayvan yağlarının ne olduğunu söylüyor. Contribute to, olanak sağlamak. Contribute to, olanak sağlamak, imkan sağlamak, destek vermek anlamında. The development, gelişmesine of cholesterol in the human body. İnsan vücudunda kolesterolün gelişmesine olanak sağladığını ifade ediyor, söylüyor. Most vegetarians, çoğu vejeteryan ne yapar? Düşük kolesterol seviyelerine sahiptir. Low levels, düşük seviye of cholesterol, kolesterolün ev sahiptir. High amounts of animal fats, yüksek miktarda hayvan yağı seem to be part of the cause of the heart disease. Kalp hastalıklarına sebep olan bir kısım olarak görünür. They also seem to lead to certain kinds of cancer. Onlar ayrıca belli türdeki kanserlerin olmasına da sebep olur. Lead to, sebep olmak anlamında. And vegetarians ve vejeteryanlar typically have less of these cancers than people who meat eat. Vejeteryanlar et yiyen bu insanlardan bu kanserlere daha az ne yaparlar? Yakalanırlar, kanser olurlar. Nasıl bir şekilde? Typically, tipik bir şekilde. Yani gelen anlamda, alışa geldik şekilde. Genellikle daha az hasta olurlar. Daha az hasta olurlar. Overall. Şimdi overall bağlacına baktığımız zaman sanki hepsinin üzerinde diye bir mana geliyor ilk okuduğumuzda, ilk bunu gördüğümüzde. Yani bütün burada söylediklerimizin üzerine şunu şunu söyleyeceğiz şeklinde bir şey karşımıza geliyor. Ancak bu overall kendinden öncekiyle değil de
kendinden sonraki cümleyle birlikte düşünmemiz gerekir. Overall, kapsamlı olarak, ayrıntılı olarak, bir uçtan bir uca veya tam olarak şeklinde genel olarak söylersek diye çevirebiliriz. Genel olarak araştırmalar, nasıl araştırmalar? Comparing, karşılaştıran, the health of vegetarians, vejetaryenlerin sağlığını ve et yiyenlerin sağlığını karşılaştıran araştırmalar genel olarak show that, şunu gösterdi. The meat eaters, et yiyenler, yiyiciler, are twice as likely to die of heart disease as vegetarians are. Bakın burada ilk karşımıza çıkan as ifadesi ve aradaki zarf. O halde nasıl çevireceğiz? Ve burada twice var, iki kere diyeceğiz. Et yiyicileri vejetaryenlere göre kalp hastalıklarının ölme olasılığı iki keredir. Et yiyicilerinin kalp hastalıklarından ölme olasılıkları iki katı kadardır diyeceğiz. As kadar manası vermek istersek de iki katı kadardır ölme olasılıkları, ihtimalleri iki katı kadardır. In addition, ek olarak animals such as cows and sheep, inek ve koyun gibi hayvanlar are given various treatments. Onlara ne verilir? Çeşitli tedaviler onlara verilir. Uygulamalar daha doğrusu verilir. Ney? So that, sın diye, yapsınlar diye, ne yapsınlar diye? They grow at very high rates. Yüksek oranlarda büyüsünler diye onlara çeşitli uygulamalar yapılır. Logically, mantıksal olarak, logic mantık, logically, mantıklı olarak, akla uygun bir şekilde kimyasallar ne yapar? Introduced into animal flesh, hayvan etlerine dahil edilen, sokulan kimyasallar ne yapar? Are later consumed further up food chain. Besin zincirinde yukarıya doğru daha sonra ne yapılır? Tüketilir. Yani bir hayvanın içerisine kimyasal sokulduğunda bu besin zincirinde yukarıya doğru ilerler. En üstteki artık onu yiyene doğru ilerler. Studies, araştırmalar have indicated that şunu işaret etti. Neyi? Growth hormone treatments and vaccines given to animals may be responsible for a variety of disorders including serious hormonal imbalances and hyperactivity in children. Bu cümlemizin verb'ü may be şeklinde söyleyeceğiz. May be'ye kadar olan kısım subject'imiz, daha sonra da onun nesnesi. Araştırmalar neyi söylüyor? Araştırmalar büyütme hormon uygulamaları tedavisi ya da iğneler, aşılar, hayvanlara verilen iğneler ve daha da büyütmek için uygulanan hormon uygulamaları, tedavileri ne yapabilir? Maybe olabilir, responsible for, sorumlu olabilir. Neye? A variety of disorders. Çeşitli bozukluklara sebep olabilir. Including, bakın yine geldi. İçeren, ne içeren? Ciddi hormonal dengesizlik ve çocuklarda hiperaktiviteyi içeren çeşitli bozukluklara sebep olabilir. In short, kısacası, better health, en iyi sağlık, is one reason that people chose to become vegetarians. Nedir? Bir sebeptir.
Dert öyle ki insanlar vejeteryan olmayı seçmeleri için bir nedendir. İyi bir sağlık insanların vejeteryan olmayı seçmeleri için bir nedendir diye burada söylüyor. Increasing awareness of modern methods which infect upset animals' natural life pattern is. Buraya kadar sabce. Another factor which changes people's attitudes towards meat consumption. Burası da nesne. Ne yapacağız? Which'den sonraki kısmı getireceğiz. Another'ın önüne koyacağız. Burayı getirip another'ın önüne koyacağız. Sıfat olacak. Subject'de ise yine aynı şekilde which'den sonraki gelen kısmı buradan alacağız. Aynı şekilde sıfat yapıp buraya getireceğiz. Ve is another factor deyip cümleyi bitireceğiz Türkçe olarak. O halde önce subject'i çevirdiğimiz için subject'in sıfatını çevireceğiz. Sonra bu beyaz yere geleceğiz. In fact, aslında hayvanların doğal yaşamlarını ne yapan? Bozan, yaşam düzenlerini bozan modern metotların farkındalığının artması, insanların et tüketimine olan tutumlarını değiştiren bir başka faktördür. Normalde cümle karışık gözüküyor. Ancak neyi nerede nasıl çevireceğinizi bilirseniz o zaman gerçekten bu cümle çok basit geliyor. Yapmamız gereken önce ben ne yaptım? Önce bir ana verb'ü seçtim. Çünkü burada kaç tane verb var? Bakın. Burada bir upset var. Bir changes var. Başka bir de is var. Şimdi hangisi ana verb? Yine burada which var. Bir de burada which var. Burada da clause yapısı var. Tabii ki de relative clause. Kafa karıştıran bir durum. Yine of'la birbirine bağlı olan sıfat ve kelime öbekleri var. Yine aynı şekilde bakın burada da of kullanmak yerine ne yapmış? Peoples ve animals kelimelerini ayırırken possessives ifade etmek için çoğullara gelen o tiki burada kullanmış. Yoksa burası of'la da olacaktı yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir cümleyi çevirmeden önce öbek öbek görmek çeviride bizlere oldukça yardımı olacaktır. These methods include keeping cows in very small places which lack light and where they cannot move a lot, so their meat is of softer and more delicious. Bu metotlar ne yapıyormuş? Include içerir. Keeping cows, inekleri tutmayı, küçük mekanlarda inekleri tutmayı içerir. Öyle mekanlar ki lack, orada yoktur ya da azdır. Ney? Light, ışıksız bir ortam vardır. Ve where, orada o mekan, yine bu place'e gidiyor. O mekan, they cannot move, onlar hareket edemez çok. Bu yüzden, bundan dolayı their meat, onların etleri nedir? Daha yumuşak ve daha lezzetlidir. Similarly, benzer bir şekilde chickens, tavuklar are made to lay, ne yapılır? Yumurtaya yatırılır, yumurtlatılır. Eggs, yumurta, more frequently, çok sık bir şekilde ne yaparak, neye maruz bırakılarak? Exposure to artificial periods of day and night. Gün ve gece periyotlarının, daha doğrusu yapay gün ve gece periyotlarına maruz bırakılarak sıkça yumurta alınır. Onlar kuluçkaya yatırılır. Burada Burada
Lay egg yumurtlamak anlamında. Şimdi lay yatmak anlamı vardı. Lay egg ise burada ne manada? Yumurta bırakmak anlamında ya da yumurtasını bırakmak. Yumurtlamak diyelim yani. Burada tavuğun yumurtasını bırakmak için ona sanki gündüz ve gece yapay olmuş gibi gösterip yumurtaya, tavuğa sanki bir günün geçtiğini söyleyip artık yumurtlama vaktinin geldiğini ona sahte bir şekilde gösteriyorlar. Böylece tavuk da daha fazla yumurta veriyor. There are those who do not eat meat simply. There are vardır those bu kimseler who o kimseler ki do not eat yemezler meat et. İşte burada et yemeyen kimseler vardır simply basit bir şekilde. Because çünkü they cannot accept our onlar kabul etmezler. Or ya da put up with ne yapmazlar? The suffering that animals feel. Bu hayvanların hissettikleri acıya, bu muzdarip oldukları bu acıya ne yapamazlar? Put up with katlanamazlar. Yine bu da önemli bir kelime. Acıya katlanmak anlamına geliyor. Şimdi olumsuz dedik, katlanamazlar dedik. O nasıl olacak? Şöyle olacak. Don't put up with şeklinde. Ya da daha doğrusu buraya cannot diyeceğiz. They daha yakın. They cannot put up with. Ya onlar ne yapabilemezler? Acıya katlanamazlar. Hayvanların hissettikleri o muzdarip oldukları acıya katlanamazlar. This group of vegetarians, vejetaryenlerin bu grubu believes that life, all life is valuable. Onlar bu yaşamın, hatta tüm yaşamın değerli olduğuna inanırlar. Ve that ve şuna inanırlar. We do not have the right to destroy life. To feed ourselves when there are other good sources of food. Diğer yiyecek kaynakları varken, orada olmasına rağmen ya da orada var iken kendimizi beslemek için hayatı mahvetmeye, yok etmeye haklarının olmadıklarını düşünürler ve buna inanırlar. Destroy, yok etmek, life, yaşam, feed, beslemek, ourselves, kendileri, sources, kaynaklar, food, yiyecek. Yani bu grup vejetaryenler kendilerini beslemek için hayatı yok etmeye hakkımız yok diyor. Lastly, son olarak, there are people, insanlar vardır, who do not eat meat, et yemeyen insanlar vardır. Because of'den dolayı. Because of X diye söyleyebiliriz. Neyden dolayı? Genelde because of'tan sonra bir kelime gelir. Kelime öbeği grubu gelir. Their religions. Dinlerinden dolayı. Dinlerinden dolayı. Den dolayı. Et yemeyen insanlar da vardır. Which öyle ki prohibit bu dine gidiyor. Yasaklar. The eating of meat. Et yemeyi yasaklar. The largest of these. Bunların en büyüğü. Bunlar dediği kim? The religions. Dinler. Is the Hindu religion. Hindu dinidir. Öyle din ki which has about 600 million believers in the world. Dünyada 600 milyon inanana sahip olan bir din. Although not all Hindus are vegetarian, many are. Pek çoğunun olmasına rağmen Hinduların hepsi vejeteryan değildir.
Bakın, şimdi Aldo bağlacı burada duruyor. Okuyoruz. Although not all Hindus are vegetarian. Tüm Hindular vejeteryan olmamasına rağmen many are. Pek çoğu dur. Pek çoğu dur. Pek çoğu nedir? Yani pek çok Hindu aslında vejeteryandır. And there are many other believers of other religions. Ne vardır? Diğer dinlerinden başka inançlı sahip olan kimseler de vardır. Ne gibi? Such as Budizm gibi. Hatta bazı Hristiyan gruplar gibi. Nasıl gruplar? Who also do not eat meat. Bu Hristiyan gruplar da et yemezler. Et yemeyen Hristiyan gruplar gibi. Diğer dinlerde, diğer inananlar çoğu da nedir? Et yemezler. Onlar da vejeteryandır. These facts are available to everybody. Bu gerçekler her vücut için nedir? Uygundur, elverişlidir, ulaşılabilirdir. And there are some who chose to react. Bunu bazıları vardır. Bazıları vardır. Bazı kimseler ki bunu ne diyelim tepki olarak seçen kimseler de vardır. To these people, bu insanlar için it seems that o görünür ki the best way, en iyi yol to show their reaction, reaksiyonlarını, tepkilerini göstermek için en iyi yol nedir? Is, şudur, boykot etmektir. Neyi? Ürünleri boykot etmektir. Yani bu insanlar için kendi tepkilerini göstermelerinin en iyi yolu ürünleri boykot etmektir. The product'tan kastı the meat, et ürünleri anlamında. Most vegetarians, çoğu vejetaryen do not regard themselves as ideals or models. Regard as. Bu da yine considered as gibi, consider as gibi bir ifade. Olarak kabul etmek, olarak görmek, olarak düşünmek diyeceğiz kabaca. Çevirirken nasıl söyleyeceğiz? Vejeteryanlar kendilerini birinci nesne ideal ya da model olarak görmezler. Kabul etmezler. Regard fiili iki tane nesne aldı. Birinci nesne themselves, ikinci nesne as'den sonraki kısım. They simply express their concern. Onlar kendi ilgilerini basit bir şekilde ifade ederler. Express ifade etmek. And do yaparlar what they believe is right. Doğru olduklarına inandıkları şeyleri yaparlar. Do yaparlar what? O şeyi ki they believe, onlar inanıyor, is right, o doğru. Yani doğru olduğuna inandıkları şeyi yaparlar. A vegetarian is it necessarily a crank? A vegetarian is someone who simply doesn't eat meat. Bir vejeteryan asla bir tuhaf bir insan değildir. Muhakkak ki bir vejeteryan bir ne değildir? Tuhaf bir insan değildir. Bir vejeteryan bir kimsedir. O kimse ki who simply doesn't eat meat. Et yemeyen, basitçe et yemeyen bir kimsedir şeklinde son cümlemizi de söyledik. Şimdi alıştırmalara bakalım. İlk alıştırmamız What do the following refer to? Aşağıda gelen şeyler neyi refere ediyor? Neyi atfediyor? Neyi atfediyor? Birinci paragraftaki then. Çevirirken bakmıştık ancak tekrar amaçlı yine de bakalım. Birinci paragraf burada. Buradaki then'i buluyoruz. Bulduk.
Cümlemize bakalım. Vejeteryanlar bilinçli bir ideoloji, vejeteryanizm bilinçli bir ideoloji, yaşam tarzı olarak nispeten o zamandan daha yenidir. Hangi zamandan? Ne zamanlar? 60'lar ve 70'lerden daha yenidir diyor. O zaman biz de buraya 60'lar ve 70'ler şeklinde yazacağız. Ne zaman? In the 16th and ve 70'lerin başıydı. 70s. İkinci soru. This group of vegetarians, vejeteryanların bu grubu, vejeteryanların bu grubu kimlerdir diyor. Paragraf 3'te vejeteryanlar. Vejeteryanı tanımlayacak bize, tanımlatacak büyük ihtimalle. Üçüncü paragraf burada. Bu vejetaryen grubu ne yapar? Believes that life, all life is valuable. Bütün yaşamın değerli olduğuna inanırlar. Vejetaryenler, bu grup olan vejetaryenler kimlerdir? Bir önceki cümlede do not eat meat. Et yemeyenler diye söyleyeceğiz. This dediği için bir önceki cümleye bakacağız. Onlar da kimler? Vegetarians buradan who o kimse ki do not eat meat. Et yemeyen kimsedir. These paragraf 4. Dördüncü paragraftaki these ne anlama geliyor? The largest of these, bunların en büyüğü Hindu dinidir diyor. Hindu dinidir. Onlar da bunlar dediği de dinler, religions. Religions şeklinde. Product, ürün. Beşinci paragrafta. Their reaction is to boycott the product. Onların tepkisi nedir? Ürünleri ne yapmaktır? Boykot etmektir. Hangi ürün? The meat. Et ürünü. Çoktan seçmeli sorularımıza bakalım. Mark the best choice. En iyi seçeneği işaretle. Mark işaretle. It can be inferred from the first paragraph that. YDS metinlerinde genelde YDS paragraflarında paragrafları yorumlama soruların genelde bu şekilde başladığını görürüz. Yani parçadan şu anlaşılmaktadır. Parçadan birinci parçadan şu anlaşılmaktadır. Parçadan şu yorumu getirilebilmektedir. Bir inferred zaten sonucuna varmak, çıkarım yapmak, buradan ulaşmak anlamına geliyor. Birinci paragrafta ne anlayacağız? Bakalım. Genel olarak ne vardı? Bugün sağlıklı bir diyetin önemini herkes biliyor. Ancak vejetaryenlere hala şüphe ve kuşkuyla bakılıyor. İnsanlar dilleriyle güzel şeyler söyleseler de vejetaryenlere tuhaf insanlar gibi bakıyorlar. Bu yapılan davranış vejetaryenlerin hak etmediği bir davranış. Bu yapılan tepki 1960 ve 70'lerde hippilere yapılsaydı, yani o zaman da yapılsaydı normal karşılanabilirdi. Ve yine burada eski insanların vejetaryenlere yapmış oldukları tepkiler var bu parçada. Yani vejetaryenlerin maruz kaldığı tepki anlatılıyor daha çok. Onlar hakkında diğer insanların düşünceleri anlatılıyor. Burada hemen hızlıca okuyalım. Vegetarianism is still considered as an ideology in today's world. Vegetarianism bugünün dünyasında bir ideoloji olarak kabul ediliyor. Bu değil. Suspicious people pay a lot of attention to what they are eating and thus may easily choose to be vegetarian. Şüpheli insanlar daha çok dikkat çekiyor. Neye?
yedikleri şeylere ve böylece vejeteryan olmak konusunda daha kolay bir seçim yapabiliyorlar. The hippie vegetarians were highly respected in the 60s and early 70s, but today they are not tolerated any longer. Hippie vejeteryanları yüksek bir şekilde oldukça çok 60 ve 70'lerde saygı gördü. Ancak bugün onlara herhangi bir tolerans sağlanmıyor diyor. Burada kafa karıştırıcı bir ifade var. Bakın, the hippie vegetarians. Son şıkkımızı okuyalım. A lot of people still consider a vegetarian to be an unusual person with unconventional approach to life. Pek çok insan hala kabul ediyor, düşünüyor bir vejeteryanın olduğuna, ne olduğuna, alışılmışın bir dışında insan olduğuna, neye? Geleneksel hayata geleneksel olmayan yaklaşımlar sergileyen bir insan olduğunu düşünüyor. Doğru cevap D olacak. Burada bir yanıltma var. Yani hippilerin saygı gördüğünü söylemiş ama daha çok insanların şuradaki işte şu ifade unusual person demek. Unusual person buradaki crank kelimesini açıklıyor. Buradaki crank unusual person demek. Tuhaf insan. Eğer biz parça içerisinde crank'ı bilmezsek, sözlük yok yanımıza sınavda. Crank'ı bilmiyoruz. Ve hippilerle ilgili de burada bir şeyler okuduk. Onlara saygı gösteriliyor dedik. Ve şuradaki ifade, justifiable ifadesi bizi götürüp buradaki C şıkkını işaretlemeye, respect'ten dolayı burayı işaretlemeye bizi sürükleyebilir, götürebilir. Ancak doğru cevap D olacak. İkinci soruya bakalım. It can be concluded from the text. Parçadan şu sonuç çıkarılabilir. Conclude, sonuç çıkarmak. Sonuçlandırmak. Parçadan şu sonuca varabiliriz, şu sonuca ulaşabiliriz. Genel olarak, bütün parçadan kastediyor. Vegetarians are model people who have devoted themselves to changing people's attitudes towards animals. Vejetaryanlar model insanlardır. Bu ifadeyi okunca direkt bu şıkkın yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar ideal ve model insanlar olarak kendilerini görmüyorlardı. Regarded as fiilinin olduğu cümlede bunu gördük. O kimseler model insanlardı dedik. Bu cevap yanlış. Vegetarians are not welcome in societies where people show their disapproval of meat-free diets. Vejetaryanlar toplumda hoş karşılanılmazlar. Nerede? Vejetaryanların insanlara kendi reddedilmiş, kınanmış, istenmeyen etsiz öğünlerini gösterdikleri toplumlarda hoş karşılanmazlar. A vegetarian is someone, vejetaryan bir kimsedir. For various reasons, pek çok sebep için, chooses to react and acts in the way he believes is right. Parçada buna benzer bir cümle geçiyordu zaten. Vejetaryen kendi doğru bildiklerine inanan ve bununla ilgili eylemler yapan ve tepkiler seçiminde bulunan kişidir. Doğru cevap bu olacaktı. Son alıştırmamıza geçelim. Bu aradakini atlayıp parça içerisindeki kelimelerin manası ve geçiş sürecindeki buradaki formları, değişik formları. Örneğin aware fear'inin meaning, manası nedir? Bakın buradakini de söyleyeyim önce. Adjective sıfat demek, noun isim, sıfat, verb fiil, sıfat, verb fiil. Bir de adverb var, o da zarf. Aware kelime manasını şuraya yazarsak ne olarak yazacağız? Fiil olarak yazmayacağız. Sıfat olarak yazacağız. Haberdar diyebiliriz. Haberdar. Başka? Farkında. Çünkü haberdar olmak, farkında olmak verb hali. Bunun parçada geçen diğer formları. Yani örneğin bu sıfat olarak fiil diyelim, fiil olarak parçada nasıl geçti?
fiil olarak böyle geçti. Onu yazabiliriz. Başka isim olarak nasıl geçebilir? Awareness yazabiliriz. Awareness da burada isim olarak, yani manası da farkındalık oluyor. Bu kelimemizin hepsini bu şekilde yapalım. Suspicion isim olarak burada şüphe, başka kuşku anlamına geliyor. Peki başka bir forma sokarsak, örneğin sıfat yapalım, suspicious. Bu da ne olmuş oldu? Adjective, sıfat olmuş oldu. Manası ise şüpheli, kuşkulu. Olacak yani. Zaten ius eki bu sıfat yapan ek. Conscious, bakın yine aynı ek burada da var. Yani bu şekilde kelimelerin mantığını kavrayabilirsiniz. Aynı ek burada da var. Demek ki bu sıfat yapan ek anlamında göreceğiz. Conscious, şuurlu. Başka bilinçli. Başka ne diyebiliriz? Uyanık. Değil mi? Şuurlu, uyanık kimse, bilinçli kimse. Bunu ne yapalım? Bunu zarf yapalım. Nasıl söyleyeceğiz? Zarf yaparken ne eki getiriyorduk? L'ye eki getiriyorduk, değil mi? Ve adverb oluyordu. O halde consciously diyebiliriz. Manasına ise şuurlu bir şekilde diye söyleyeceğiz. Treat verb olarak davranmak, muamele etmek anlamı olduğu gibi bir başka tedavi etmek anlamı da var verb olarak. Biz bunu isim yaparsak treatment ne olur? İsim olur. Böylece bu da tedavi ya da muamele ya da davranış, behavior anlamına gelir. Similar burada adjective, yani sıfat. O zaman manası aynı, eş, benzer diyeceğiz sıfat olduğu için. Bunu ne yapabiliriz? Similarly yaparız. Yine L'ye eki ile biz bunu zarf yaparız. O zaman nasıl yazarız? Similarly olur. Ne olur o da? Benzer şekilde. Aynı şekilde diye söyleyebiliriz. Consume, verb olarak tüketmek, bitirmek anlamında. Bir ürün tüketmek, bir şey tüketmek. Bunu da isim yaparız. Yine parçada geçmişti. Consumption deriz. Consumption ne olur? İsim olur. Noun yani. Ve tüketim. The consumption of meat. Et tüketimi şeklinde söyleyebiliriz. Include burada içermek. Bir şeyi içermek anlamında. Bunu parçada geçen 2-3 defa geçmişti. Including şeklinde yazarız. Bu da ne olur? Preposition olur. Nasıl kullanılır? Şu şekilde kullanılır. Cümle gelir. Cümle bu şekilde gelir. Şurada bir virgül olur. Daha sonra including olur. Daha sonra virgül devam eder. İşte nokta nokta noktalar gibi olan şeyler diye çeviririz. Yani burada pek çok şey sırayla burada gelir. Bunlar da örneklerdir. Bunları içeren anlamında. İçeren, dahil manası var. Bu YDS için gerçekten önemli bir ifade, bir yapı. Burası. React bu act'tan türemiş, yani eylemden. Re zaten tekrar anlamında, yani buna tepki, etki tepki anlamında. Tepki göstermek diyeceğiz çünkü verb yani fiil
Ne diyebiliriz? Bunu isim yapalım. Parçada geçmişti. Burada da ne olur? Reaksiyon yazacağım. Sonra tepki diyebiliriz. Bu şekilde de bunun diğer formlardaki parçada geçen diğer formlardaki halleri de bu kelimelerin manalarını yazdık ve bu şekilde buraya verdik. Alıştırmalarımız da buraya kadardı. Gelecek videolarımızda da alıştırma kısımlarını çözmemi istiyorsanız bunu yorumlara belirtirseniz sevinirim. Sizin için faydalı oluyor mu? Yoksa zaten bildiğimiz şeyler, bunları söylemeye gerek yok mu diyorsunuz. Ona göre ben de sadece parçaları çeviririm ya da alıştırmalarına da kısaca birlikte bakarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.